Kulağından al sesi, yüreğinden sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında atılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha merhaba. Ben Enver Arslan, İmparator Süleyman Aktil'e bu akşam huzurlarınızdayız. Bir kişi eksiyiz. Sevgili büyüğüm Atahan Zilcioğlu yıllık izni münasebetiyle bugün stüdyoda olmayacak. O da ekran karşısında olacak. Dolayısıyla hepinizin katkılarını beklediğimiz yayınımızı başlatıyorum. analiz@tjk.org'dan bizlere elektronik posta yoluyla ulaşabileceğiniz gibi Twitter üzerinden de canlı yayını interaktif hale getirebilmek mümkün. Etiket Farklı Analiz yazarak soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz ki bugün İmparator'la baş başa yapacağımız yayında özellikle onun yorumlamasını istediğiniz sorularınız varsa bu etiket üzerinden bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Vakit kaybetmeyeyim, İmparator'a döneyim. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Herkese iyi akşamlar. İyi seyirler. Tabii bugün biraz zor geçecek bu program. Atağın yok. Bizim için onun olmaması biraz yani zor olacak gibi görünüyor. Bakalım. Bir yanımızı boş bıraktık. Boş bıraktık. Umuyorum yarış severlerin desteğiyle, tabii bir yanda tatilde de olsa takibiyle, Atan Zilcioğlu'nun katkılarıyla da, Atan abinin katkılarıyla dolduracağız diye düşünüyorum. Tabii programın başında hüzünlü ya da mutlu haberlerimiz varsa onları paylaşıyoruz demiştik. Sahanın sevilen ekürlerinden Yıldız Ekürüsü'nün kıymetli veliahtı diyeyim, Hatice Hanım'la Güngör Bey'in oğlu Görkem Yıldız baba olmuş. Onu kutlamış olalım canlı yayın vesilesiyle. Allah'ın hayırlı olsun diye bir atı daha dünyaya geldi diyebiliriz. Evet. Ve programın ilk dakikalarını analizlere bırakalım İmparator. Sonra da anılara ve nostaljiye yer ayırırız. Tamam. Dilerseniz. Yüksek Komiserler Kurulu kostüyle başlayacağız. Bu haftaki grup bir mücadele vardı. Onlardan ilki Yüksek Komiserler Kurulu kostüydü. Kum Bey'in galibiyetini İmparator'un analizine soracağız. Sonra sizlerden gelenleri yorumlarla ve değerlendirmelerle İmparator'un huzuruna bir kez daha çıkartacağız. Süleyman abi Aypars tempo verdi. Evet. Nasıl bir yarış oldu? Valla şimdi bu yarışta iki at birbirini bence atçılık tabiriyle yedi. Kum Bey geldi. Yani tabiri caizse avantaya kondu. İkisi beraber aldılar zaten. Hemen arkalarında taşan Taşan 3. sırada. Hopa Şahı 4. Evet. Kardeşcan 5 gidiyor. Kardeşcan 5 gidiyor. Hemen Kardeşcan'ın arkasında, net arkasında Kum Bey gidiyor. Şu anda dolduracaktı. Kırat geldi önüne, biraz dolduramadı. Özbil'den dışından geldi. Bütün yarış orada idare etti. Binden sonra tempo değişecek tabii. Hele 700'den sonra devamlı Boz Aslan pres yapıyor Aypars'a. Taşan zaten işlerinde, o da bırakmıyor. Şu anda kolay gidiyor arkada ama Kum Bey bir ara boşalacak. Kardeşinin arkasından. Evet, şimdi tutuyordu. Bak şimdi başlayacak götürüyor. Şimdi başladı götürmeye. Ve o araya girdi. Evet. O araya atta önüne gelir Jack diye Alice yürüttü. Şimdi yürüdü. İkisi zaten ne var ne yok. Ya sen ya ben dedi Kocakaya. Benim rakibim bu dedi. Bütün uzun yarışlarda da iyi koşuyor dedi. Gelmiyor. Ufak ufak geliyor Kum Bey ama daha gelemiyor bir türlü. Şimdi Ali sol eline kamçıyı alacak. Tek bir kamçı kullanacak. Şimdi, evet. Evet, o sol kamçı yarışı bitirdi. Tabii çok güzel bir yarış oldu. İki atın birbirini rakip görmesinden büyük fayda sağladı tabii Kum Bey. İlgilerini tebrik ediyoruz. Adana'da başladı galiba ilk yarışa. Evet. Yarış hayatına. Çok güzel yarışları vardı. Süleyman abi yarış hayatının üçüncü startıydı Kum Bey'in. Bir grup yarıştı. Biliyorum. Daha önce Maiden ve Handicap kazanmıştınız. O yarış ikinci mi olmuştu? İkinci olmuştu ve çok beğenmiştiniz. Evet. Potansiyeli yüksek bir safkan diye söylemiştiniz. Aynen. Ama işte bu yarış tabii tam ona göre koşuldu.
Haklı olarak da tabii Boz Aslan rakibi Aypars görüyor. Çünkü Aypars hiçbir zaman bırakmıyor. Kumbey'in de öyle kötü koşacağı düşünülüyorsa doğruyu yaptı ama potada geçirmekten kendini alıkoyamadı. Aslında 3 atta iyi koştu. Hatta 4 atta iyi koştu yani bu yarışı. Arka gruptan epey ayrıldı bu dörtlü. Evet. Bir iki sorum olacak Süleyman abi. Bir tanesi Kumbey ile ilgiliydi ki konuşmaya da sohbete de başlamıştık. Evet. Safkan yarış hayatının 8. startında bir grup 1 kazanmış oldu böylece. Bundan önce kazandığı yarışlar Maiden, Handicap 15 ve şartlı 5'ti. 5. Dolayısıyla ilk kez bir grup galibiyeti grup 1 ile aldı. Ama Adana'daki koştuğu yarışta grup koşabileceğin 3. yarışıydı galiba. O sinyali verdi Adana'da Safkan. Dolayısıyla potansiyelini ortaya çıkardığı yarış tabii diyebiliriz. Evet. Bu gibi durumlarda mesela daha diri kalabilmek, daha az yorgun gelebilmek bir avantaj olabilir mi? Avantaj tabii. Şimdi bazı atlar tabii ki kendi istedikleri şeyler var. Aypars mesela bu yarışta numara götüreceği zaman Aypars'ın rakibi onu hemen kovalayacak. Bu %100 yani. Kim kovalayacak? İşte Boz Aslan rakip görmüş. Kendine kovalıyor. İşte böyle yarışlarda Aypars'ın mesela 2 gitmesi lazım. Acaba yapar mı? Bence yapar. Ama yapmayabilir de tabii. Hmm. O şeyi, rizikoyu göz önüne almak lazım. Bütün yarışın yükünü çekti. Yani yarışın aşağı yukarı 100 metre kala teslim oldu. İki safkan da birbirlerine çok didiştiler. Bir denemek lazım tabii. Hep git git yani uzun yarışlarda bekleyebilir de. İki yani bekliyor derken iki gider. 800'de yürür, 700'de yürür. Jockey tercihlerinde peki Süleyman abi bu mesela sizin zamanınızdan örnek vermek gerekirse. Evet. Bir jockey olarak atıyorum kayıtlar belli oluyor ve o sabah herkes birbiriyle sözleşiyor yani menajerler vasıtasıyla. Bir jockey şuna bakar mı ya bu yarış işte süratli gidecek o zaman biz bekleyen safkanlardan birine hedef yapmalıyız ya da işte atıyorum önde gidecek ama onu rahatsız edecek bir at yok biz önde gidecek ya atlardan birine. Bu yarışta gidelim. Bu yarışta görünüyor ki Halis'in bindiği atı hiç kimse rakip tutmuyor. Yani hiç kimse rakip derken iki at tabii. Hem Aypars hem Boz Aslan. Yani onlar birbirine rakip görmüş. Onlar birbirine rakip. Onu hiç düşünmüyorlar bile. Demek ki daha önce koştuğu yarışlar atı iyi koşmayınca diyorlar ki o yapmaz. Benim rakibim bu diyor. Öncelikle tabii Boz Aslan. Çünkü öbür numara götürüyor. Düşünse ki iyi koşabileceğini o zaman gitmeyecek tabii. İki gidecek. O kadar kovmayacak. Diri kalacak. Aypars'ta zaten kovdukça giden ve bırakmayan bir safkan. İnatçı da bir at. Yani. Son bir soru. Bu 2100 metrelik Yüksek Komiserler Kurulu koşusunun geçmiş yarışlarına da baktım Süleyman abi. Evet. Bazı atlar önde çok ayrılıyor ama arka grup mesela yarışın beşincileri 2 saniye, 2,5 saniye, 3 saniye ve üzeri. Yani grup bölünüyor. Ankara'nın uzun mesafeli ve hani böyle belli bir temponun üzerinde gitmiş yarışları örnek olarak bu yarışı söylüyorum. Biraz zorluyor mu? Ankara kum pisti zor bir pist. Yani sabahleyin mesela erken başka, öğlen başka, tam akşamüstü sıcağında daha başka. Her zaman zor pist. Ama burada Halis tabii çok iyi seçim yapmış, bu atı seçmiş. Mesela Taşan'a da binebilirdi, binmedi. Değil mi abi? Binebilirdi tabii, aynı ekürünün atlarına biniyor. Daha önce defalarca bindi. Edilmiştir yani. Ekürlerin burada tercih edebileceği farklı safkanlar varken. O yüzden de sordum. Hani jockey'i tercih ederken mesela Halis Karataş bu yarışın kağıdı geldi. Ki bu arada Halis Karataş cephesinde de menajer değişikliği oldu. Hayırlı olsun her iki tarafa da. Hem Eray Pak için hayırlı olsun hem Halis Karataş için hayırlı olsun. Halis Karataş bu hafta itibariyle sevgili Ogün'le yola devam ediyor. Bu da sahanın, Süleyman abi sizin tabirinizle Javs'ların. Ya tabii işte şimdi yani. Profesyonel hayat tabii. Evet ama işte bir İyi menajer gidiyor, bir iyi menajer geliyor. Yani şans değişikliği diyelim. Bence Halis'in bu şu ana kadar jokeylik hayatında herhalde 3. menajeri. Hemen hemen. Yani, evet. Mustafa. Mustafa Sav, Mustafa Kırmacı ikisi yani, çok uzun yıllar onlar tamam Mustafa Sav'la Kırmacı ikisi bir aynı işi yapıyorlar. Tabii aynı işi yapıyorlardı. Tek.
Ondan sonra Eray şimdi o gün. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani. Jockey açısından da mesela Halis Karataş'ın belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Süleyman abi. Öyle haftalar oluyor ki sahaya damgasını bir hatırlatıyor. Tam evet. Öyle bir haftaydı. Yani moralli, güçlü. Yine örnek sayılabilecek binişler. Ya şimdi her hafta zaten bir haftası kötü gitti maalesef. Herkes bırak başlıyor. Ya öyle bir öbür haftaya dönüyor ki ya böyle bir jockey var mı daha deniyor yani. Onun için Halis'e bu şeyleri söyleyenler yani 10 sefer düşünüp bir sefer söylemeli diyorum ben. Son olarak bu yarışın sonlarında bir centilmenlik gösterisi de vardı. Sosyal medyada sıklıkla konuşuldu. Evet. Gökhan Kocakaya ikinci kaldı Bozarslan'ın üzerinde. O da Safkan'ıyla son derece güzel bir performans gösterdi. Ve yarış biter bitmez Halis Karataş'la bir el ele tutuştular. O görüntüler de yansımıştı ekrana. Tabii işin bu centilmenlik boyutu ya da var. Bu bazen... çok güzel işte iki tane. Şimdi bir tane şampiyon jockey yaşlı. Hı-hı. Yaşlı derken yani ondan yaşlı abisi. Biz de yapmıştık aynı şeyi Halis'ten Gazi yarışından sonra. Bunlar güzel şeyler. Kaldı ki zannediyorum Kocakaya aprendiyken Halis'in aprentisiydi yani. Evet, güzel. Yani onun ona emeği var. Bu güzel bir şey. Bu yarışta evvelce Didit olan at var mı? Yoktu galiba. Yok mu? Bir bakayım. Başka daha önce hatırlamıyorum abi. Bakacağım şimdi sonuçlardan ama bulup dönüş yaparım. Bir 2000'lere falan gidersen. Hemen açıyorum. Yüksek Komiserler Kurulu kasını. El ele tutuşmanın görüntüsü evet gelmedi ekrana ama her iki jockey el ele tutuşu hemen yarışın bitimindeydi. Detay görüntü de vardı. Sosyal medyada da çok konuşulduğu için biz de dile getirmiş olduk. Eskilerde miydi Süleyman abi? Evet. Hatırlarsanız. Bakıyorum bulamadım ama varsa yarış severlerden de bir katkı alırız. Sizin aklınıza gelen bir yarış. Benim aklıma gelen Halis'te biz bir yarış böyle didit olduk. Atom Karınca Horasanlı geldi. Horasanlı. Atom Karınca Ben Horasanlı. Biliyorum da sana bu yarışta. Vay 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 Yüksek Komiserler Kurulu. Ben Atom Karınca'dayım. Halis de Horasanlı'da. 2005. Horasanlı'da böyle zor bir at geçilmiyor. Ona bir kandırmaca yaptık. Falan derken. Keşke onun nostaljisini alsaydık. Evet ve öyle bitti yarış. Didit oldu atlar. Atom Karınca Horasanlı 2005. Bir gün bu yarışı nostaljide gösterelim ki Horasanlı kolay kolay bırakmayan bir attı. Öyle unutmuş bizim sana. Ömer. Vay vay vay. Ben de şeyde hatırladım. Ben de unuttum. Spiker atlar çıkarken işte anlatıyor işte yarışın geçmişini böyle. Sayın Hasan Saydın'ın notları. Didit olmuştu dedi. Oradan aklımda kaldı. Süleyman abi sizin için bir de o meşhur hatta bu hafta kulaklarınızı çınlattık bir yarış severimiz dedi ki abi dedi fotoda hiç bırakmıyordu yani. Hı. Ben de diyorum ki atın aksiyonu var ama tabii bir jockey mahareti olduğu da kesin. Yani. Hani o finişi bilme jockey'de ne kadar ata katkı yapabilir? Sizin için çok zor fotoda Süleyman Aklı'dan yarışı almak çok zor diye böyle bir inanış da var yarış severimizde. Yani hem diri kalıyorsun hem daha sakinsin diğer jockey'e. O senin zaten sen iyi bir jockeysin. Öbürü her an geldi yine kaybedeceğim. Ha, psikolojik şimdi, bir üstünlüğü de var diyorsunuz. Tabii var tabii. Yani. Olmaz mı şampiyon şimdi? Jockey. Geldiği zaman baş jockey hemen kaybedecek diye düşünür yani. Dolayısıyla böyle bir gerçeklikte var. Haftanın iki grup biri var demiştik. Diğer grup birde de Asian Final hayatında ilk kez sentetik pistte çıktı. Açıkçası bugüne kadarki performansı muhteşem olan Safkan için sanıyorum bu yarıştaki tek soru işareti de buydu. Çok süratli bir yarış oldu. Ben sözü imparatora bırakayım sonra sorularla devam edelim. Bu yarış tabii inanılmaz hiç gitmeyecek bir yerde gitti. Asian Final. Mir Bey aldı. Hemen arkasına King Berkay. Hakna. Hemen Hakna'nın dışına da Time to Shine geldi.
Şu anda en arkadan üçüncü gidiyor. Yani dokuzuncu gidiyor. Bu zaten iki tane at birbirini bitirdi. Yani bu esasında bu şekilde gitmezse bu atlar gelmiyor mu? Onu bilemiyorum yani. Gelmiyor ki. Son iki sıraya düştüler yarış bitiminde. Yani 10. ve 11. oldular. Evet, yarış burada hemen geldi Time to Shine. O da erken geldi mesela. Aslında biraz daha idare edebilirdi. Evet. Ve Alice dışarıya niyetlenmişti. Şimdi oradan yol buldu. Bundan sonrası çok kolay zaten. Yani at geçen hafta kazandı. Ondan evvel yine kazandı. Bir arada küçük bir arada bir ikinci kaldı yarışı. Beğenmediydik işte. Ondan sonra iki tane kazandı. Ya bu senenin bu mesafenin biraz üstünü daha da iyi koşacağını düşünüyorum. Benim için en enteresan yarış 2000 metre olacaktır. Orada Burgazlar hepsi gelecek. Go Hero gelecek tahmin ediyorum. O yarışa. İsmi değişti tabii. Avrasya. Başbakanlık da Avrasya Eski oldu. Eski başbakanlık koşusu Avrasya evet. koşusu oldu. Valla ilgilileri tabii bu ata iyi bir fiyat verdiler, aldılar. At da onları mahcup etmedi. İşte böyle atçıların böyle zevklendirdiği zaman işte değişik atlar alabilirler, hara kurabilirler. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Özellikle genç yani, bir ailenin temsilcisi olması. Evet, ne kadar güzel. İnşallah iyi bir hara kırarlar. Bu at da tabii bunun babası çok iyi bir aygır oldu deniyor. Not this time. Yani bunun da yarış hayatından çok aygırlığı daha kıymetli olacak diyorlar bu atın. Ya bu atın bir kenterini seyrettim ben Dubai'de. O gün notunu verdim zaten. Maşallah. Yani bu atın zaten 3 yaşlılığında arızalanması çok şey kaybettirdi ama Onur kardeşimiz bu atı geri çevirdi. Onu da tebrik ediyorum. Onur Özelcan yani. Atı'na tebrikler. Özdemir Ekürisi geçen hafta konuştuk. Almanya'da bir Tay'la geçen hafta konuk oldu. Evet. Bu hafta Asian Final'la bir grup bir. Evet. Geçen hafta yani 2 hafta önce yine Haliç koşusunda Asian Final. Evet. Maşallah yani böyle yatırımlarının karşılığını alması ve farklı ya bu tabii bu tecrübelerle çok bunu bilinçli bir yatırım. Şimdi bu çok düşünülmüş. Bilinçli bir yatırım yani bu at. Bir koşmasa bile Allah korusun koşmasa bile bu at eğer bir hara kuruyorsanız orada baş aygılık yapabilecek bir safkan. Bir sefer kendisi 1600 metre, 1400 metre, 1200 metre, 2000'li de göreceğiz. Zaten aygır hep orta mesafeden çıkıyor biliyorsun. Sizin bir de söylemlerinizden benim öğrendiğim hani farklı analizde bu aygırlarla ilgili öğrendiğim en önemli, en temel şeylerden biri de şuydu. Vitesli sürati safta. Olacak. Sürati olacak. Evet. O zaman iyi aygır olması için önemli bir gösterge bu diyordunuz. Evet. Tam böyle o sizin tabirinize bak, de uyan. Eski devire bak. Uzunca atların hiçbirisi bizim bildiğimiz aygır olmadı. Bolt Bailit olmadı. Trapper olmadı. Tinkut olmadı. Yani bakıyorsunuz yok. Ama kısacıların hepsi iyi aygır oldu. Son yıllarda hem yurt içinde koşmuş evet. hem de belli bir performans göstermiş kısa ve sprinter işte bu tarz orta. Şimdi bu yarışta çok enteresan koşan atlar var. Bir tanesi Denso 3 boy starttan geç çıktı. Onu ki, soracaktım Süleyman abi. Şu kaldı, anda ekranın en dışında evet, en geride. Evet. Geçen hafta da biliyorsun bunu çok konuşmuştuk şey yarışında. Go Hero yarışında gelebilir diye. Burada inanılmaz koştu. Burada çok iyi koşan bir at var. Hiç hayatında daha 1300'den sonra ilk koştuğu mesafe 1800, 1800'ün altına hiç inmemiş.
Oğlum Doruk var. Yarışın dördüncüsü. Yani bu iki at müthiş koştular. Ki şu anda son iki sıradalar. Evet. Yarışın süratli gitmesi de tabii onların lehine bir durum oldu ama hatırlatmak için söylüyorum. Denso 5 boy kadar da startı ağır aldı. 3 boy dedi. Resmi hocalar 5 boy olarak yani girmiş. Starter, yani anlatan spiker kardeşimiz 3 boy dedi. Yani 5 boy oradan kalıp gelmek iyi koşuyor. Tabii Tahmet Öşahin her zamanki yerinde geldi. Yine çok iyi koştu. Alabilirsek bir 400'e orada bazı şeyler var. Normal oynatalım başladığımız zaman. Bir daha geri, daha geri. Tam virajı alalım. Tamam. Normal yarışı oynatalım. Şimdi çıktığı zaman Görkem bak ne yapıyor atın üstünde şimdi. Time to shine'a bakıyorum. Şimdi yürüttü. Bak kamçıyı aldı, yürüttü. Bak bir çekti içeri, bir çekti dışarı. Niye bunu yaptı anlayamadım. Bir daha alalım aynı yere. Bir daha geri çekelim. Bu Safkan ayak değiştirme komutları öyle bir şey yok. Değişik hal işte, almaya başladı değil mi Süleyman? Bu üzüm üzüme baka baka kararır misalinden kaynaklanıyor. Değiştirsin ayağını. Veya şu anda dördüncü sırada kırmızı evet. Beyaz meşhur kitap çekirisi forması. Sen atı bırak kendi haline, at hücumunu etsin. Bak. İşte bu. Bak bir daha. Bu at arıza yaptır yani. Allah'ım olsun. Bunlar yapılmaz atın üstünde. Çok güzel katkılar geliyor yarışla ilgili de. Evet. Sevgili Musa Özdemir'den bir katkı gelmiş. Avrasya koşusunu düşünmüyoruz abi. Selamlar İmparator'a demiş. Fatih Sultan Mehmet koşusu hedefimiz. Hayırlısı olsun. Mesafede evet. Gitmeye devam edecek gibi gözüküyor ekürü. Ve hara kurmak istiyoruz nasipse. Yani. Demiş. Orada da Aygır zaten ellerinde. Aygır ellerinde. Sayın Ömer Halim Aydın'ın sosyal medyada paylaştığı güzel tweet'i de referans olarak eklemiş. Sayın Caner Akgün'den bir katkı geldi. O da compiler için son 400'de sağ ön ayak nalı düştü. Jockey'in de kamçısı düştü. Bizim performansımızda 6. kalmamıza rağmen demiş. Daha iyisi olabilirdi. Evet. Yani hem ön sağ nalı düşüyor. Kim biniyor compiler'a? Compiler Ercan Çankaya. Evet. Şu anda 6. Şimdi sırada. Ben görüyorum bak. Şimdi kantarmalarını toplayamadı. Aynen. Ondan ilgili bugün iki tane zaten. Ercan bugün biraz. Videom var. Tahtaya. Kendisi de bir izlesin. Kamçı da gitti galiba şu anda. Evet. Var mı elinde yok gibi. Evet. Bir bakalım. Bak, kamçı yok ama yani kantarmaların. El boşta. El boşta bir şeyler yapıyor ama. O da altıncı oldu ve kamçısız altıncı oldu. Altıncılık değil bu. Yani o zaten hepsi birbirinin içinde. Compiler için de güzel detaymış. Evet. Caner Akgün'e de Caner abi de buradan selam olsun. Geçen yarışı da potada kaybetti zaten. Evet hem nal hem evet. Kamçı'ya çok yakın bir altıncılık. Compiler'a da dikkat diyelim. Evet. Koşacakları ilk yarışta. Halis Karataş'ın röportajı enteresandı Süleyman abi. Agent Final için. Sentetik pisti biraz tereddütlerim vardı. Çok da acaba diyerek başladım dedi. Yani yarış içerisinde acaba gitmiyor mu diye. Kamçısız kazandık ama dedi. Yani sanki çimi daha iyiymiş gibi bir röportajdı. Ben böyle algıladım. Ona rağmen tabii yarışın sürati çok yaradı ona herhalde. Kamçısız kazandı. Bana göre yani çok kolay kazandı at. Değil mi? Halis daha elini kaldırmadı yani. Hiç kaldırmadı. Evet. Şimdi kaldırdı. Ama değmeyecek. Hiç. Gerek değmedi. Görmedi. Daha ne olacak bak gittikçe hızlanıyor. Maşallah. Gittikçe hızlanıyor bak arada gittikçe açılıyor. Sevgili Musa da izliyorken şunu sorayım Süleyman. Bu tarz bir atınız var. Hı-hı. İşte rahmetli Özdemir Atman'ın sürekli yaptığı gibi. Ekürü'ye süratli bir transfer yapıp Agent Final'ın her yarış için biraz daha önünü açıyor. Hiç gereği yok çünkü neden? Agent Final uzun mesafe koşmuyor. Kısa ortada zaten diyorsun istediğin yere koy. Yani kısa mesafe koşuyor. Onun için o kadar çok kısacılar var görüyorsun işte gidiyorlar. O zaman alınması lazım gelen atlar var ama tabii sahibi satar satmaz bilemezsiniz yani. Mihir Bey mesela değil mi? Çok süratli bir at ama onun buna ihtiyacı yok. Yani
bu şekil hızlı atlar. Agent Final. Bir de kamçıyı bu mesela Halis abinin gösterdi ve dokunmadı. Bir jockey için... Ya o işte yani jockey'in kendine özgüvenini gösteriyor. Yani kamçıyla hiçbir şeyin olmayacağını jockeylerin bilmesi lazım. Bazı gençler bunu bilmiyorlar. Yani döverek bir şey olmuyor. Döverek sen o ata kötülük yapıyorsun. Ve senin özgüvenin yok demek ki o şekilde kamçı kullanıyorsun. Acaba kaybederim korkusu. Sen önce gelsin rakibin, seni yakalasın. Seni atlamaya çalıştığı zaman kullan, yerinde kullan kamçıyı. Sakin ol. İzle. Diğer jokeyleri izle. Hiçbirini izlemek istemiyorsan Halis'i izle. Sana burada her şeyi anlatıyor. Şu anda Halis'ten sonra en doğrusunu yapan Vedat Abiş var kamçı olayında. İzle. O da neredeyse. Ya, yani o zaman daha katkı olacak yani bir jockey için. Süleyman abi çok güzel sorular var. Evet. Bunlardan biri yarışına veren adam. Diyor ki Denso çimde de tatminkar koşuyor ama sentetiği daha iyi gibi. Olabilir. Kabakum denenebilir mi? İmparator ne der diyor. Yani Denso'nun koşmamış mı hiç? Sanki koştu ama Antalya'daydı. Bir ona da bakayım. Hayır, Antalya'da da sentetik. Koşmuş. Sentetik koşmuş. Ya var önünde açık yarışlar var koşabilir. Denso için de gelen bu soruyu değerlendirmiş olalım. Sevgili Ayhan Kurşun İmparator yine doğru noktayı işaret ediyor diyor kampçı meselesinde. Şimdi bu işte en kendini değiştiren kampçı da Ayhan. Yani Ayhan bir at vardı neydi Gazi'de koşan. Gazi'de Mehmet Kaya binmişti. Yeni mi Süleyman? Yok yok. Evveli sene. Mehmet Kaya bindi. Kaçtı evvelce de durdu. Arızalandı sonra. Anadolu Aslanı. Anadolu Aslanı. Anadolu Aslanı 2 yaşında. Ayhan bir kamçı kullanıyor. Yani at çok iyi at görünüyor. Olacak şey değil. Ondan sonra... Yoksa Yamanlar Bey miydi Süleyman abisinin söylediğini? Yamanlar Bey de olabilir. Evet Yamanlar Bey'di Ayhan'ın bindiği. Sonra geldi. Burada. Yine kaybetti mi bir şey oldu. Yani o sene... Öyle hırpalandı ki at. Ve sonradan değişti Ayhan. Neden? Anlatıyoruz burada. Bugün de anlatacağım şimdi. Ama değişir ama değişmez. Değişirse Ayhan gibi bir jockey olabilir. Yani bir jockey daha var. Ayhan gibi potansiyeli ortaya çıktığında tabii, konuşacağımız ama şu an... Ben anlatacağım. Bir tane daha vardı olmadı. Hmm. Onu da anlatacağım. Güzel. Ama Ayhan... Dedi ki bu bizim yaptığımız yanlış dedi. Normale döndü. Ayhan'ın kazandığı bütün açık yarışlara bak. Aynen neredeyse kullanmıyordu. Yani. Bir pozitif faydası daha var Süleyman abi. Şimdi mesela Ayhan bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bugünkü deklarelerde de dikkat çekmiştir. Sayın Arif Kurtel'in yeni ekürüne yeni baş jockey oldu. Dolayısıyla yani atçı da görüyor, yarışsever de görüyor. İmparator burada yorumluyor. Adam da skor yapıyor yani Ayhan için. Ya kötü binerse kötü biniyor diyoruz zaten. İyi binerse de tabii iyi biniyor. Ve verdiği raporlarla bazı safkanlar için çok pozitif geri dönüşlere sebep oluyor. Öyle olduğu zaman da böyle bir zaten büyük kazandığı baş çok iyi oluyor. Grup yarışlardan da belli oluyor yani. Hata yapmıyor. Ona da selam olsun diyelim ve iki grup birinin ardından geçelim haftanın diğer grup yarışlarına. Grup 2 mücadeledeyiz. Fevzi Çakmak koşusunda Şampiyonburgaz bir kez daha kazandı. Evet. Yine Vedat Abişle'ydi. Nasıl bir yarış olduğunu İmparator'a soracağım ama 23 Temmuz'a bir gidelim ve 2005'teki o meşhur yarışı bulan sevgili yönetmenimiz Tanzer'e teşekkür edelim. Bak ben 2 numaradayım. Halis mavi forma. Ben ikincisinin forması orada. Ben saklanıyorum bak. Aa, İmparator içeride. O ikimizin ortası at kaldı. Ben içeri gittim. Şimdi onun attı tabii görmüyor beni. Numaralı Atom Kırıcı lider sıcak yılında dar girden son perdenin de takılan asfaltta Horasanlı Atom Kırıcı ikinci için
Sesi açabiliriz. Reha'yı o zaman tutuyor galiba. Atom kılıcı mücadelesi asfalt orasanlığın içeriden atom kılıcı giriş kulvarda. İki numara atom kılıcı dışında orasanlığın mücadelesinde. İki safkan birinci kişi birlikte fotoyu buldu. 8 numara son perde. Üçüncü üç numara Beydağlı. Dördüncü oldu dış kulvarda. Ne yarış olmuş bu Süleyman abi. Müthiş bir yarış olmuş. Teşekkür ediyoruz Recep'e de. 2005 yılı at başı biten Yüksek Komiserler Kurulu kurucusu Horasanlı Ais Karataş, Atom Karınca, İmparator Süleyman Aktı. Kandırmaca yarışı İmparator'un. Dışından gelsen mesela beni geçecek. Çünkü o ata göre hücum ediyor. Vay vay. O dışındaki atın açılınca içeri girdim ben. Atom Karınca da iyi koştuğu zaman müthiş koşuyordu. Yani Atom Karınca da görelim oradan. Evet, tekrar görelim. İmparator'un çıktığı yerden de bir görelim. Beydağlı'ydı kırmızı beyaz formalı. Ortadaki şu anda liderliği almaya çalışan Safkan. İçinde Dağhan Bey. Dışında Orasanlı. Atom Karınca 4 gidiyor. Mervan var içeride 5 gidiyor. Son perde yanılmıyorsam. Var mı yarışta? Evet, son perde ortada. Kırmızı beyaz. Şimdi Beydağlı'nın içine Atom Karınca imparatorun tabiriyle saklanarak geliyor oradan. Horasanlı'da. Bak Halis arıyor. Güzel. Halis abinin bakışını görelim bir daha. Halis. Ve imparatoru gördüğü yanı da görelim. Halis arıyor. Buradan öğretelim, buradan öğretelim. Sevgili Tanrı. Mavi siyah tan atan ekürsü forması Halis Karataş, bakın. Çünkü onun atı ata yapıştı mı bırakmıyor yani. Şimdi Halis Karataş dışına bakacak. Ben bunu geçeceğim dedi içindekini. Şimdi arıyor baş kim gelecek diye. Şimdi seni gördüğü an çok güzel abi. Gördü seni. Evet. Eyvah diyor. Atom Karınca. Evet bak hemen elini kaldırdı. Kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Horasanlı yakalamaya çalışıyor. Müthiş final. İki şampiyon. Jockey. Müthiş hamleler. Vay be. Toplam kamçı sayınız 5 değil abi. Toplam yani iki jockey'in böyle bir lütte ya, yani, toplam kamçı sayısı 5 değil. Şimdi ben bunu anlatırken ben biraz sonra anlatacağım bu kamçı işinde. Benim anlattığım kadar at sahiplerinin, antrenörlerin buna dikkat etmesi lazım. Kesinlikle. Yani bir at kamçıyla yok oluyor. Yok oluyor, resmen yok oluyor ama farkında değiller. Sizin daha önce 2 yaşlılığında tırnak içinde söylüyorum gereksiz kamçı kullanımından uyardığınız birçok ismin yarış hayatında siz söyledikten ama 1 yıl sonra ama 1,5 yıl sonra yerine gelen bazı tespitleriniz oldu. Doğrudur. Harika bir nostaljiydi. Teşekkür ediyoruz rejiye, sevgili Çağrı'ya, sevgili Tanzer'e. Hızlıca bize bu yarışı getirdiler ve biz şimdi Burgas'ın kazandığı Grup 2 Fevzi Çakmak koşusuna geçişi yapalım. Bakalım yapalım. Nasıl bir yarış olmuş. Toplu bir çıkış oldu. Çekisan içeride. Üstad'la şimdi dışından gelecek. Artsmen numarayı alacak. Çekisan hemen arkasında. Vernazza içlerinde. Vernazza'nın dışında Burgaz. Aslında burada Vernazza'nın gitmesi lazım. Yani gitmedi. Tempoyu yeterli tempoyu yükseltmesi lazımdı. Gitmedi. Hemen arkasında Burgaz'ın Native Power rakibi zaten oydu. Hemen arkasına koydu. Onun da içinde Antiyakos. Antiyakos 5 evet. Gidiyor. Vedat da bu ata 3 yarış oldu. Hata yapmadı. Onun içinde tabii bu tam bir şey. Yani böyle iplik her an kopabilir yani jokeyliğinde. Ama burada doğruları yaptı. Yalnız burada şimdi çok akıllı bir iş yapacak. Çekisan durdu zaten önünde. Evet. Artsmen bırakmıyor. Devam ediyor. Bariyere niyetlendi vücut şimdi dili. Şimdi kendi ben onu daha da anlatacağım. Bak şimdi buradan girdi. Evet. Bir daha görelim sevgili Tanzer. Bir şimdi tam 800'e alalım. 800'e alalım. Şimdi burada yanlış koşulan bir şey var.
Şimdi Vernazza 2 gidiyor mu? Evet. Yürüdüğü zaman Burgaz, Vernazza açılması lazım burada. He. Burada açılması lazım. Oraya verecek. Hemen Çekisan'ın dışına gelmesi lazım Burgaz'ın. Güzel. Seslenmemiş midir? Bence seslenmiş olması lazım. Hiç düşünmedi. Ben hiç hareket yaptığını görmedim Vernazza'ya binen. Bak tuttu ne yaptı? İçeri gitti mecburen. İçeri gitti. Şimdi burada biraz geri alalım görmedim. Şimdi normal oynatalım. Oynatalım. Kamçısı elinde miydi şimdi mi aldı? Elindeydi abi. Sol şey, elindeydi. Şeyin. Vedat'ın. Vedat'ın tamam. Sol elindeydi. Evet. Ve ben aklıma siz geldiniz sağa çekerken. İlk evet. Hücum ederken. Evet. Bir sağdan ince dokundu. Evet. Şimdi soluna daldı garantiledi evet. Ama. Mesela bak. Burgaz gibi bir ata biniyor. Daha genç bir jockey. Heyecanlanmıyor yani. Kamçıyı fazla kullanmıyor. Güzel. O da ona artı getiriyor yani bu ata. Ekürünün sahibi Fedai Bey bu sene benim atıma sen bineceksin demiş. Güvenmiş yani. Ha doğrusunu mu yapmış bana göre? Tabii ki doğrusunu yapmış. Ama o rizikoyu da almış yani. O da hata yapmadı 3 yarıştır. Böyle zannetmiyorum. Böyle 3 yarış üst üste var mı? Burgaz'ın kariyerindeki ikinci üst üste 3, ötekiler şart 5. Tendrex, sağlık ilişki. Büyük yarış üst üste 3. Üç, üst üste 3 tane grubu yok. Üst üste ilk kez grup yapıyor. Evet. Yani. Daha önce 2 grup 1 vardı. Ankara Cumhurbaşkanlığı. Öncesi Boğaziçi'nde 4. Sonrası Dubai'yi. Evet. Ama üst üste 3 grup yok. Burada enteresan koşan at Artismen. Yani bu sene müthiş koşuyor. Valla müthiş. Yani Native Power son dakikada geldi, ikinciliği aldı. Native Power da Gazi'den hemen yani dönüşü çok uzun sürmedi ve büyüklerle erkenden mücadeleye girip başarılı bir yarış yaptı Süleyman. Bence iyi koştu. Bence iyi koştu değil, çok iyi koştu. Çok iyi koştu. Kaçta bitti bu yarış? 1.55 1.54.78. Yani iyi derece. Native Power 1.55.09 yaptı. 1.55'i vardı evvelce Native Power'ın ilk 1900 kazandığında Ankara'da. Aynen. Pist biraz. Abi, o gün de normaldi. 1.55.66 idi evet. Bu 1.55.09 oldu. Ya belki de onlar da işte bizim hatta 400 metre uzun geldi. Mi? Diyebilirler. 4 yukarı mıdır Avrasya? 3 yukarı mı? 3 yukarı olması lazım söylemem. Yani. Belki de orayı düşünüyorlar. Onun için bir koşalım dediler ki at bence çok iyi koştu. Ankara pistin İstanbul pistinden daha iyi koşuyor olabilir mi abi? Yok, böyle bir şey olabilir mi? Yok. Burada da iyi koştu. Yani tamam. Şimdi burada erkek day denemede kötü mü koştu? Koştu? Yani kazanan kadar koştu. Yani. Burgaz herhalde Avrasya'ya doğru gider. Belki FSM. Tabii ki. 1900'de harika bir birincilik. Vedat Abiş İdaresi'nde Vernaz'da. Şimdi tabii bu atların büyüklerde mesela mesafe uzayınca değişecek şeyler olacak içeride, ileride. Bu Avrasya'dan sonra Jockey Kulüp var galiba. Evet. Orada bazı değişiklikler göreceğiz gibi düşünüyorum. Aa. Safkanlarda mı Jockey? Yok Safkanlarda. Yani İyi koşan bir at var yani. Çok iyi koşuyor. Bu sene de çok iyi başladı. Go Hero mu? Tabii. Çok iyi başladı. Yani çok tehlike 2400'de. 2000'de. 2000'de de bence Avrasya'ya gelecektir. Go Hero'ya da evet. Şimdiden dikkat diyelim. Bu yıl sanki İngilizlerin yani 3 yukarıları için çok böyle baskın şampiyon isimler şu anda var. Yani bir tek 3 yukarıda Burgaz 3 tane grup yarışını üst üste kazandı. Agent Final'da hani 1600 için Agent Final'ı sayabiliriz belki Süleyman evet. Abi. Tabii Agent Final yani. Ve üstte de Go Hero var Go dediğiniz Hero gibi var. Yani 2400'lerde. Şimdi tabii Kurtel Ekürüsü'nün diğer safkanı gelecek. Final Dance Final gelecek. Dance gelecek. O tabii uzun müddet koşamadı at yani.
Dubai'den geldikten sonra şanssızlıklar oldu. O da gelecek. Bu hafta var mı acaba? Zannetmiyorum. O sanırım küçük bir sıkıntısı var. Ha, onu bilmiyorum. Ama o da gelirse Avrasya'ya, oradan Jockey Kulübe. Sonra işte hedef Jockey Cumhurbaşkanlığı'na doğru gider. Dolayısıyla sezon sonuna doğru aslında buradaki rekabet kızışacak gibi gözüküyor. Aynen. Üç yukarılarda. Ve haftanın bir diğer grup mücadelesine gideceğiz. Bu arada güzel bir soru da sevgili Onur Dilbaz'dan. Hı. Üçlülerden büyüklere diş geçirebilecek İmparator'un dikkat çektiği safkanı var. Uzun mesafede çok iyi koşan Gazi birincisi, ikincisi var yani. Kualisto ve Ufa aslında. Yani, Kualisto geçildi, tamam olabilir, Atat'ı geçer ama belli ki 2000 dahil çok iyi koşabilecek. Bir de kilo avantajı var. Üçlü olarak koştuğunda tabii kilo avantajı. Yani bilhassa en avantaj sağlayacağı yarış bu atların Cumhurbaşkanlığı. Harika. Hem uzun mesafe olacak. Üçlülerin iyi bir üçlü her zaman, nasıl diyoruz ki 1600 Araplarda üç yukarı koşulduğu zaman üçlü şampiyon. İngilizlerde de o senenin üçlüleri büyükleri vurur. Güzel. Uzun vadeli bir analiz geldi böylece. Evet, geçen sene kim kazandı Cumhurbaşkanlığını? Geçen sene Cumhurbaşkanlığını hep üçlüler. Final Dance kazandı. Final Dance kazandı. Kaç yaşındaydı? 3 yaşındaydı. Doğru. Zala Bey oyundaydı, Go Hero oyundaydı. Evet. Hepsi oyundaydı. Doğru söylüyorsun, evet. Süleyman Hanım. Sevgili Çetin Kızıltepe sormuş. O da yani tam ne derler, denk gelmiş. O da diyor ki Emil Kurcak 1600'de büyüklere kafa tutar mı? Hazır Onur Dilbaz da yazıyorken mesela FSM'ye gelebilir mi? Ya tabii ki o da tam kısa mesafe attı. Doğrusu yapıldı. Şimdi gelip bir denemesi lazım. Bir büyüklerle sezon, evet, bitmeden karşı karşıya gelir mesela mi? Denemedi. Yakın olur diye denemedi. Nasıl olsa şeyin koşacağı yarışta var. Gelmiyor Avrasya'ya. Beraber koşarlar belki ama 3 yukarı mıdır o yarış? FSM bildiğim kadarıyla 3 yukarı, hemen kontrol edeceğim onu da. Evet. Çünkü soru gelmiş. Eğitim finali koşacağı yarış 3 yukarı mı? Hemen bakacağım ona da. Bir Arapların grup 3 mücadelesine Süleyman Çelebi koşusuna Bursa'ya bir gidelim o sırada. Ve oradan yansıyan görüntüleri İmparator analiz etsin diyelim. Fas Sultan Mehmet 3 ve yukarı. Evet. Soydere. Tempo verdi. Tempoyu verdi. Hemen arkasında Pıtır. Bandırmalı. İstanbul Muhafızı sırasıyla gidiyorlar. Burayı tabii çok seviyor Pıtır. Bursa pistini bir, evet, ayrı koşuyor. Hemen orada İstanbul Muhafızı'nın hemen arkasına da Fuat Ağa geldi. Yeri çok güzel. Kuyruğunda tam Tunç Siperi'nin, evet, arkasında İstanbul Muhafızı'nın da geldi kuyruğunda. Ama yarış biten yarışa geldi. Devam edelim. Düzlüğe kadar böyle geldi zaten. Evet. Buradan oynatabiliriz. Şimdi dışarıdan Bandırmalı. Ortadan Tunç Siperi hamle yapıyorlar. Pıtır da içlerinde çok kolay, kolay görüntü. Pıtır çok kolay yani. İçlerinde Soydere'nin içinden. Evet, hala tutuyor. Şimdi ortaya doğru. Bir kararsızlık var, içerisi ortası. Soydere ortada kalınca. Evet, şu anda yürüdü, hakim oldu. Pıtır da içeriye girdi. Hakim oldu ama bak Fuat Ağa nereden gelecek şimdi? Ortaya çıktı o da. Çıktı. Biraz geri alırsak Fuat Ağa'nın o çıkış anında bir kararsızlık var mıydı Görkem'den? Biraz daha tamam. Biraz daha geri alalım. Evet. O sanki Pıtır oraya kararlı bir şekilde girse şurada Tunç Siperi ile arada kalınca onun da dışına çıkmak istedi sonra. Yok, mecbur oraya çıkacak, başka yere çıktı. Çıkamaz. Evet.
Şimdi içeriden Pıtır, evet. Yanında Soydere, en dışta Fuat abi, bu dörtlünün dışında Tunç Siper ortada kaldı. Özcan da Pıtır'a evet. Çok kararlı binince geldi ama yarış bitti. Yarım boy burun. Evet. Tunç Siper'i dördüncü, Can Seklavi beşinci. Yanlış bir kamçı kullandı, oradan kaybetti koşuyu. Alalım 400'e. 400'e alalım, İmparator bir detay paylaşıyor. Şimdi at boşlukta kalıyor ya. Bak, çıkacak kırmızı şapkalı atın dışına çıktı. Fuat Ağa'ya bakıyoruz. Tabii, siyah beyaz. Buradan kırmızı. Ne yaparsın? Sağ elinden kamçıyı kullanacağım. Bak, soldan kullanacak. At dışarı kaçtırıyor değil mi? Şimdi toparlamaya şimdi başlıyor. Sağ eline aldı. Aldı, geliyor ama ne zaman çift elle itmeye başlayacak? Bir bak şimdi nasıl gelecek? Size. Düşünecek bir jockey. Ben hangisini yaparsam doğruyu yapıyorum. Çok suple verdik. Her şeyi de her zaman öğretemezsin yani. Bir yarış severimiz demiş ki yani izleyene çok şey öğretiyor İmparator. At sahiplerinin ve jockeylerin dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor diyor. Hem tam bir beyefendilik ve bilgelik yapıyor diyor. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Selam olsun diyelim. Okan Cesur paylaşmış. Mehmet Bey daha önce Ekürü yarışında İmparator'un bindiği bir at geriye atılmıştı diyor. Belki nostaljide ilerleyen günlerde veririz. Cumhurbaşkanlığı koşullarında İmparator'un bir anısı var mıdır demiş Uğur Doğan Bey. Belki onu ilerleyen dakikalarda ya da kapanışa doğru paylaşabiliriz. 7 kez kazanmış bir isim olarak diyor. İmparator zaten birçok koşuda dikkatinizi çekmiştir. En fazla kazanmış İsim diyoruz. Süleyman abi, bu dönemlerde olsaydım keşke dediğin oluyor mu? Yok yok, öyle hiç öyle bir hasretim hiç yok. Çünkü hani her hipodromda yarış var, daha fazla grup ya koşu var. Ya şimdi düşünebiliyor musun? 46 sene binmişim. 7 tane cumhurbaşkanından kupa almışım. Bak, cumhurbaşkanından her biri 5 sene kalıyor. Vay vay vay. 6 tane cumhurbaşkanı geliyor. Sen 6.'dan da alıyorsun. Yani 7.'de şey oluyor. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. İlk alıyorum 68 senesinde Cevdet Sunay. Ondan sonra alıyorum Fahri Korutürk. İşte Süleyman Demirel. Turgut Özal. Turgut Özal, Necdet Sezer. Cemal Gürsel'den almış mıydı? Yok, Cemal Gürsel çok daha önce. Daha önce. Bir Cevdet Sunay. Sunay. Fahri Korutürk. Fahri Korutürk. Büyüklerden sayalım. Kenan Evren'i saymadık. Ondan sonra Süleyman Demirel 3. Özal 4. Kenan Evren 5. Bir tane daha var. Rauf Bey'den aldığını söylemiştiniz. 6. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıydı. Unuttuğumuz ismi de yarışseverler hemen evet. Getirirler ama neredeyse o dönemin tamamına... Ya zaten almadığım, benim at bindiğim zamandan almadığım iki tane cumhurbaşkanı var. Bir tanesi Sayın Abdullah Gül'den almış mıydın? Yok. Bir Abdullah Gül'den almadım. Bir de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımızdan almadım. Onun diğerinde herkesten kupam var yani. Bu da ama enteresan. Sizin bu anıları yazmaya kalksak. Evet. Ben de inanamıyorum ama olmuş yani. İnanılır gibi değil yani. Evet. Şimdi düşünebiliyor musun? Bindiğim, ya koca cumhuriyet nereden nereye gelmiş? İki tane cumhurbaşkanından kupa almamışım ben. Ya. Yani ben at binerken zaten onlar yoktu. Alma olasılığım da yok yani. Bir de sadece yurt içi değil, yurt dışında da çok anı evet. Var. Yani farklı ülkeler var, farklı tecrübeler var. Evet. Dolayısıyla... Sayın Ahmet Necdet Sezer yazmış. Tabii yarı söylememiz. Evet. Onu söyledik, saydık. Geçelim. Profesör Kazım Köylü'yü saygı ve rahmetle andığımız bir diğer grup 3 yarışa. Pazar günü İstanbul'un önemli mücadelelerinden bir diğeri de 3 yaşlı dişi Arapların grup 3 mücadelesiydi. Belkıs Ana kazandı. Bursa'dan gelen safkanlar. Hep Ankara'yı konuşuyoruz ama Bursa'da bu hafta sonuna İstanbul'da damgayı vurdu. Hem Asian Final Bursa'da hazırlanıp geliyor, hem Belkıs Ana Bursa'da hazırlanıp geliyor. Belkıs Ana tabii ilk defa, ben söylemiştim padokta da, dil bağı takıyor bu yarışta. Oo, güzel detay.
Zaten çok öyle bir enteresan oluyor ki bir yarış evvel belki sana ikinci az balık. Natürel birinci. Natürel birinci. Belki sana ikinci, az balık üçüncü. Bu sefer tam tersi, belki sana birinci, az balık ikinci, natürel dördüncü. Güzel. Oluyor. Çok da güzel bindi Çiçek. Aldı heypayı önüne. Düzlükte de tam orada kapanacaktı. Tuttu dışına aldı. Şimdi haz balık geliyor dışarıdan. Onun dışından natürel gelmeye çalışıyor ama gelmiyor yani. Yelda Atay mesela bir yarış evvelde sabahın banttan izlemiştim. Fena koşmuyordu ama kıstaklar hepsi yine aynı oldular. Bir işlerine giren minik anne. Yarışın üçüncüsü. Üçüncüsü. Diğer bu taylar hepsi koştuğunda aynı sıralamalarda ama yerleri değişik geliyorlar. Saad'ın gücünün grup koşu kazanan ilk temsilcisi oldu. Saad'ın gücü kendisi çok kuvvetli bir attı. Biz Arif Bey'in de Saad'ın gücü biliyorsun. Saad'ın gücü şeydi galiba abi. Demirbaşı ailesi bakıyordu. Saad'ın oğlu muydu onunki? Saad'ın zaferi miydi acaba? Saad'ın zaferi miydi? Evet. Bu Aygır olan, sonradan Aygır olan Saad'ın gücü. Evet, Saad'ın gücü. Özcan biniyordu. Evet, lacivert. Evet. Mavi formalıydı. Ama onların akrabalıkları var bence. Safkanların? Evet. Tabii, kesin. Ya anneleri kardeş, ya çok yakınlar. Hemen şimdi Saad'ın gücüyle ilgili de Uğur Kazancı, sevgili Atakan'a teşekkür ediyorum. Kazancı Ekürüsü'nün safkanıydı. Evet. Demirbaşı ailesiyle ortaklardı galiba, yanılmıyorsam. Şimdi zannediyorum atı Arif Bey alacak. Arif Bey anlattı bana. Rahmetli neydi abimiz? Uçan Bey'in sahibi. Uçan Bey'in Ziya'dalar. Ziya abi bu atı ben alacağım diyor. Arif Bey de büyüğümüz diyor alsın diye. Sonra gidiyor Ziya Bey atı almıyor. Aa. Tabii atının çok yakını yani şeyin kendindeki atın. Almıyor. Almayınca tabii Arif Bey de o alacak diye gitmiyor. Almıyor atı. Eyvah. Saad'ın zaferi çıkıyor. Saad'ın gücü de Saad'ın zaferi de bir döneme evet. Damga vurmuş atlarda. Onun da ilk grup kazanmış temsilcisi oldu. Belki sana sezona gayet damga vuran isimlerden biri o da. Mustafa Çiçek yine konuşulan jokeylerden biri. Evet. İstanbul'da hep grup koşularda doğru tercihleri yapabilen isimlerden biri. Yine bir grup performansı sergilemeyi başardı. Süleyman abi. Onun... Şimdi bu atın da göğüslük var şeyde. Belki sana da. Belki sana da. Tabii ilgililer at herhalde biraz ince eğer kaçırıyor. Onun için kullanıyorlar ama bu göğüslüğün çok çok güzeli var. İncesi. Yani onu kullansalar bence çok daha iyi. Yani aynı görevi yapan daha estetik mi? Estetik. Hem estetik hem de Avrupası var. Daha iyi olur. Süleyman abi bir de kazanan atı vücut diliyle ilgili bir şey soracağım. Vücut dili çok, çok kızıyor. Değil mi? Kucağına böyle sürekli kafasını evet. Kulaklığını bırakma. Zaten onun için gözlük var gözünde. İlgililer iyi analiz etmişler kısra. Çok kızıyor. Bir daha görelim de sevgili Tanzer orayı. Bak, hani önde hem de, ve kazanır da yani, ama hala itirazı var jokeyine. Kesiyorlar. Özellikle hiç kesilmemiş. Hop. Tam kapalı gözlük var gözünde. Nasıl dikti kafayı? Evet. Ama Mustafa da hiç yakasını bırakmadı. Ve kazanmayı bildi. Evet. Belki sanayı ilgililerini kutlayalım. Bursa Hipodromu'nda hazırlanıp gelen iki safkan, iki İstanbul'daki grup mücadeleyi de kazanmayı başardı diyelim ve geçelim Mustafa Kemal Tamer'i saygı ve rahmetle andığımız. Allah rahmet eylesin. Savadi yarışa Berke'nin kızı Ayhan Kurşun idaresindeydi. Şimdi Berke'nin kızı hemen aldı iki tane atı önüne Ulu Arat'tan. Dündarzade'yi. Kendisi hemen yattı arkalarına. Üç Kadıoğlu, dört gidiyor.
Turbo düzeldi. Engin 5 de. Gidiyor. Yani bir tek sıra oldular zaten. Şu anda Berke'nin evet. kızı 3, Katıoğlu 4. Yavaş bir yarış. Yarışta tempo yok. Kaçta bitmiş bu yarış? Hemen açalım Süleyman abi. 1.41.66. Ya işte. Yani. Şimdi düzlükte Katıoğlu mecburen erken geldi. Yürüdü. Saadettin biniyor değil mi? Berke'nin kızına. Aynen öyle. Saadettin'in şey telaşı yok. Çünkü hadi dediği zaman mesela ayağını da değiştirdi. Mücadele edeceğini biliyor. Evet. Dışarıda Katıoğlu. Sol kamçı bir kullandı. Bir daha kullandı. Çok denemeler yaptı atın üstünde Akın Sözen. Kendi adına ama başaramadı. Yani yaşlı kurt vermedi koşuyu. Aslında 4 yaşında ikisi de ama Süleyman abi. Yaşlı kurt derken Saadettin ne diyorum? Ayhan bindi. Ayhan mı bindi? Ayhan bindi abi. Ben Saadettin, işte Saadettin bindi biliyorum. Ayhan bindi abi. Saadettin mi dedim, evet dedin. Şeye turbo dizeli söylüyorsun Saadettin abi, özür dilerim. Evet, Saadettin Ayhan bindi. Çok Ayhan. Daha tebrik ediyoruz. Evet. Bir geri neyse, alabilir miyiz? Evet. Ne yapıyor şimdi, şimdi burada? Şimdi mesajlar da geliyor bir yandan. Hı? Mesajlar da geliyor. Evet. Akın'ın o hamlesi... Şimdi ne yapıyor? Bir ayaklarını mı dinlendiriyor? Şimdi kalkacak atın üstünde bak. Oturma bakalım. Finish pozisyonunda. Kullandı kamçısını. Buraya kadar her şey normal. Evet, normal. Şimdi bak dizlerini açtı. Yukarı kalktı. Tamamen. Şimdi yeniden Allah Allah. İtiş pozisyonuna geldi. Bir şeyden mi rahatsız oldu acaba? Bir daha... Bilemiyorum. Şimdi bir görelim mi orayı? Bir şey mi oldu acaba? Yani çünkü daha önce hiç karşılaştığımız bir şey değil bu. Tamam, gel. Orada bir komut verdi ayağıyla. Yok. Ayakla ata komut verilmez. Atan abi olsaydı icat derdi. Süleyman abi bir detay daha var. İlk kamçıyı o kullanacak dediniz ya. Ayhan evet. neredeyse bekledi. Yani Akın'ın barutu ya, bitsin diye bekledi. Ayhan, öyle bir yerde kullandı ki. Ayhan yani bizim burada öğrettiklerimizi birebir yapan tek jokey. Ben tahmin ediyorum kantarmasının ucu açılmış. Akın'ın mı? Evet. Ona bir ağır çekim yaparsak görürüz. Bir daha Akın'ın bindiği katolunu görelim mi? Bir de kantarmaların ucu açılmış olabilir diyor İmparator. Bir de öyle bir detay var. Tekrar ucu derken mı? Yani bağlıyor ya. Bağlıyor evet. Bağladığı. Topuz yaptığı yer. Topuz yaptığı yeri. Açılmış olabilir. Ya. Açık abi. Süleyman abi çok korkutuyorsun beni böyle yorumlarınla. Şimdi bir jockey stili neyse onu bilmeli. Sen şimdi bu yarışı kazanmak için icat çıkartmayacaksın. Mesela sen baş jockey sınıfına gelmişsin. Kantarman orada açılmayacak. Yani bu kısa vade mi grup mu bu yarış? 9 kısa vade falan mı? Kısa vade evet. 9 mu? 9. 9. Yani açık koşu. Eskinin açık koşusu yani. İcat, kendi icat çıkartmayacaksın. Kendi stilini bineceksin. Sen böyle bu işleri çıkarttığın zaman şimdi sosyal medya bunu görüyor. Daha ben 5'i çarşamba günüydü. Aynen. Yani cuma günü herkes diyor ki abi seyrettin mi yarışı, nasıl kaybetti? Bunu dedirtmeyeceksin. Yarış biter bitmez hemen sosyal medyada yani, konuşuluyor. Evet. İşte bir anda hep aynı şekilde binen evet. jockey. Bir anda işte aslında, bazen kazanma baskısı aslında mı aslında bu hata çok iyi binen tek jockey. Ama o zaman acele etmiyordu.
Bugün acele ettiğinden kaybetti biliyor musun? Daha evvel geldiğinden kaybetti. Mesela hiç yürümese, arkasına saklansa şeyin, Berke'nin kızının. Kazanacak yine diyorsun. Tabii dinlenecek adı. Şimdi sen geldin atomunu attın ama o sen geçemedikten sonra o bırakmıyor. O da inatçı. Yani. İşte bir ayda 35 günde üst üste dördüncü yarış, üç ayrı il. O da etkileyebilir mi abi? Ettiler tabii canım yani. Ama Berke'nin kızının da hakkını verelim, o da. Evet. Üst üste iki galibiyet oldu böylece. İstikrarını sürdürüyor. Ve son ana kadar süren mücadeleyi kazandı. Yarış severlerden sorular var. Konuştuk. Yani Akın'ın ayağa kalkmasının teknik olarak bir izahı yok. Kendisi bir şey denemiş olabilir. Berke'nin kızı içeride. Evet. Burayı kürsünün safkanı. Dışarıda da Katıoğlu. Çok güzel katkılarınız geliyor. Şimdi bu kamçı kullanışı da yanlış. Kamçıyla ilgili zaten biraz sonra anlatacağız. Detaylı bir şekilde. Kullandığı kamçı da yanlış. He. Yani omuz üstüne kalkıyor eli. Yani omuz başını el geçmeyecek yani kullanırken. Biz de bir dönem evet. Buna dikkat edildi Süleyman abi. Şimdi işte açılık dairesine bakan Sayın Murat Birol. Murat Birol Kayım beyefendiye selam olsun. Komiserler kurulu geldi. Bizler mekanik odasında bir jockey nasıl kamçı kullanacağını kendisi de başlarındaydı. Bütün illerin komiserlerini gösterdik. Her şey o sene gidiyordu dört dörtlük. Ama bu sene bu kamçı olayı tamamen boş verildi. Ve atlarda yani kamçı kullanırım gibi değil de dövülmek için dövülüyor. Yani ben burada bu kadar anlatıyorum. Ya ben bilmiyorum bu işi. Estağfurullah. Gerçekten ya en sonunda ben mi bırakayım diyorum bu programı. Anlatıyorum. Anlaşılmıyor yani. Ya bu çok üzüldüm. Geçen işte bir dün pazar bir de cumartesi günü aynı jockey. Ama anlatıyoruz. Soruluyor işte tweetlerde. Jockey arkadaşları da diyor ki ona ceza veremezler kamçıdan. Allah diye. Allah. O zaman bir önce tweet de var. Allah Allah. Evet. Bir Topaz Gölü'nün kazandığı yarışı konuşalım. Zaten orada tamam. Siz demiştiniz bu koşuyu da alalım. Alalım. Bu ve o söylediğiniz koşu üzerinde kamçı kullanımı üzerine konuyu biraz daha derinleştirelim. Aksuhan tempo tabii verdi. İlk defa Topaz Göl, bilmiyorum benim seyrettiğim, çok terli zaten, çok stresli. İki gidip kazandığı yarış, hemen öne düşerse çok iyi koşuyordu. Ama numarayı alamadığı zaman, burada alamadığı numarayı Mahir abiden bir pardon, iki gidiyor. Aksuhan'dan alamadı. Üzü çıktı şimdi. Geldi, hakim oldu. Orta kulvardan geldi. Evet. Liderliği aldı. Masterwin arkada. Evet. Mahir abiyle beraber geliyor. Evet. Bu sarı lacivertli ata binen kim? Ercan Çankaya. Aynı jockey. Bak bu 3 evet. Oldu bu hafta. Ankara, İstanbul, bir de bu yarış. Komiserler kurulu hiç görmüyor. Sevgili Tanzer, bu Masterwin'in Ercan'ın kullandığı kamçıyı bir görelim. Biraz daha geri alalım, o kamçıyı görelim. Evet, gelelim buradan. Buradan gelelim, göreceğiz. Evet. Gel. Oynatalım. Kol üstünü görelim, vurmasına gerek yok. Kol üstünde durduralım abi. Duralım. Evet, bu %100 kullanılmayacak bir kamçı şekli. Bu usulsüz kamçı kullanımı. Tabii %100 yani. Devamlı. Bu çocuk böyle kullanıyor. Ben
İşman da bu şekilde kullanıyordu. Doğru. İkaz ettim. İşman eğer komiserler kurulu bunu görüp İşman'a ceza verselerdi İşman düzeltecekti. Belki de şimdi çok iyi jokeydi İşman. Değil mi? Bak belki de çok iyi jokeydi şu anda. Ama çok şey kamçıdan çok şey kaybetti. Böyle bir kamçı kullanımı yok tamamen. Yani böyle bir tane de kullansa bu, bir ya, bu usulsüz. Bunu kullandığı anda usulsüz kamçıdan çağıracaksın. Ama bu çocuk kendine o zannediyor ki ben bu şekilde kullanırsam atı bu şekilde hadi konuşacağım artık mecburum. Hı. Döversem ata yani böyle garezine döversem bir şey uçuracağım zannediyor. Çok iyi olacak zannediyor. Bana göre kendine kötülük yapıyor. Sen kamçını düzgün kullan, atın üstünde düzgün dur. Senin ata hakimiyetin var. Çok daha iyi yerlere geleceksin ama sen şimdi bu böyle yaparken hem zaman kaybediyorsun, hem bu şekilde at dövmekle olmaz. Hem bunu yarış sever de görüyor, at sahibi de görüyor, antrenör de görüyor. Sen ancak bu şekilde zor atlara binersen seni tercih edecek ama sen şimdi 2 yaşta Arap'ta 3 yaşta Arap'ta ne bineceksin? İyi bir tay yakalamışsın. İyi bir 2 yaşlı yakalamışsın. Düşünecek yani. Böyle bir at dövmek yok ki. Yani nasıl bir faydası yani olduğunu düşünüyorum. Yani at sahibi de demiyor mu ki? Evladım sen niçin böyle dövüyorsun? Sormuyor mu? Ben merak ediyorum. Kendi atına bu şekilde kamçı kullanılıyor. Yani bu ata günah değil mi? Şu aynı kardeşimizin o zaman hazır o konu açılmış tamam. Yani usulsüz ver kamçı. Ankara'daki yarışı 2 yaşlı yarışı. Evet. 2 yaşlı bir tay. Evet. Selam olsun buradan. Şimdi kazanır da bu tay. Bir kamçı kullandı sağ elinden. 2,5 boy fark bir yaptı. Bir daha kullandı. Şimdi sol elini aldığı zaman bakacağız. Şu anda zaten at önde. Bak kantarmalarını toparlayamadı. Şimdi toparlayacak. Toparladı sol elini alacak. Kaldırdığı zaman kamçıyı... Yine yukarıda tutalım. Evet. Duralım. Buyur. 2 yaşlı tay. Oynatalım. Şimdi geçen sene Çizik ailesinin atı bu. Evet doğru. Geçen sene Laim Victor'u biniyor İşman. Değil mi? Doğru. Laim Victor'a biniyor. Doğru. 10 boy öndeydi böyle bir kamçı kullandı. Ben dedim ki evladım yani sen bu at 2 yaşında neden bu ata? İşman'ı bir daha indirmedi akrabası. Doğru. Halis bindi ata. At şampiyon oldu o sene. Çaldıranık bir yarış geçildi. Çaldıranık kazandı. Acaba sormadı mı sen evladım niye dövüyorsun bu atı böyle diye? Sakarya'yı kazandı Süleyman abi özür dilerim. Sakarya'yı kazandı. Evet, tabii çaldırını kaybetti. Kozmik, evet. Sormadı mı? Şimdi at zaten geçilmedi iki kamçı yedi. Olabilir. Şimdi kantarmaları toparlayamadı. Bak da hala bomboş. Şimdi aldı. Şimdi yediği kamçı. Yani. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Bu. Komiserin bunu görmemesi komiserin, de olacak şey. Ya komiser zaten nasıl görmüyor? Her hafta bu var. Bu var. Her hafta var. Koy pazar günü aynı İstanbul'da bindiği yarışı da koy yan yana. İstanbul komiseri de görmüyor. Ankara'da görmüyor. Kantarmalar peki bu kadar uzun süre nasıl toplanabilir? Bir de jockey arkadaşları ne diyor biliyor musun? Jockey o ceza almaz diyor komiser diyor. Vermez diyor. Ankara tweet var tweet. Jockeylerin. Vermez diyor. Usulsüz kamçı yani bu. Benim anlattığım kendini geliştirse ata çok hakim jockey. Güçlü bu şekilde binerse kendi kaybeder. Kendi kaybedecek. Bakalım haftaya nasıl binecek merak ediyorum. Ve haftaya komiser çağıracak mı? Komiser çağırması lazım yani. Sen diğer jockeyleri hatalı kamçıdan çağırıyorsun. Hatalı bundan daha hala hatalı kamçı mı var? Yoksa o zaman ben anlamıyorum bu işi. O zaman niye geldiniz bize kamçı nasıl kullanılır öğret dediniz öğrettik. Avrupa'daki yarışları seyredelim. Jockey kamçısını nasıl kullanıyor? Hemen alıyor çeviriyor tak böyle kullanıyor. Hiç böyle falan kalktığını görüyor muyuz? Yok. Yarın bu yarışlar
dışarıya verilecek. Anlaşma sağlandı. Oradan demeyecek mi hayvan hakları mı hayvan hakları bir tanesi bu nasıl atları böyle kamçı kullanıyorsunuz diye. Söylemeyecek mi? Bir de daha temelde sorunlar da var. Yani bir 150 metre kantarmalar bir türlü jokeyin hakimiyetine geçmedi. O kaybederim heyecanı. O işi unutacak. Sakin olacak. Sakin olursan iyi jokey oluyorsun zaten. Ha ben bu yarışı kaybedebilirsin yarışı. Yarışı kaybetmek dünyanın sonu değil ki. Sen iyi bin, kaybet. Geçmiş olsun. Tabii kazanan tayın ilgilerini kutlayalım. Ya. Bu yarışın ilk metreleri var mı diye güzel bir soru var. İlk metrelerde de herhalde. Tabii startı şey görüyor komiser. Startta geliyor. Bak starttan çıkıyor. Herkesi yamıyor oraya içeriye. Tabii bunu görüyor. Buradan ihtar mı para cezasını i̇htar, veriyor ama evet. Kamçıyı görmüyor. Enteresan. Hayır iki yaşlı bir tay yarışı için ihtar da biraz. Tamam ihtar. Yumuşak. Ama esas düzlüğe bakmıyor ki. Nasıl olsa kazanıyor diyor. Eli nereye kalkıyor, ne yapıyor? Güzel katkılar geliyor. Yine evet. Ankara'da başarılı at koşan bir ekürü, çizmeci ekürüsü. İmparator'un söylediklerine %100 katılıyoruz. Bizim de bazı safkanlarımızın başına geldi. Kamçı sebebiyle yarış hayatında uzun süre safkanımızın yarışlara küstüğü İki yaşlı, Nirvana için söylemiş onlarda. Evet, iki yaşlı bir tay böyle dövülürse buna komiser de görmeyip göz yumarsa at sahibi de nasıl olsa kazanıyorum diye sesini çıkartmazsa yok olur yani. Bu at belki de şampiyon olacak. Ama sen bir daha binip bir daha böyle döversen nasıl olacak yani? Selam olsun Selahattin Çizik'e, Nedim Karakeçi'ye. Bu formayı görünce onlara bir selam sarkıtıyoruz. Hazır akışımızda bir de önceki aylarda dönem dönem yapmıştık. Sevgili Numan Sakar'ın kulakları çınlasın. Ayın binişi diye. Şimdi öyle bir yarış oldu ki Ascot'ta Tom Marquardt'ın kazandığı bir yarış. O Kral yarış, 5. Müthiş George yani ne fauller yedi. Yarışı. Şimdi Süleyman abi tam böyle hani ayın yarışı dediğimiz her şekliyle hani mücadele var, gidişat sizin söylediğiniz gibi yani kalabalık bir yarış. Evet. Herkes yerini biliyor. Kimse kimseyi zora sokacak en ufak bir hamle yok. Kamçı kullanımları, teşvikler öyle. Kapanan kapandığı yerden 17 tane at koşuyor bu yarışta zaten. Yani bizde en son 17 atlı bir yarışta bu düzen ve intizam içerisinde bir yarış herhalde 90'lı yıllar falan. Evet. Yani şimdi televizyon var, her şey var, her şey görünüyor. Ama bu düzen olmuyor. Bir düzlüğe doğru hızlandırabiliriz bu yarışı. Ayın yarışı demiştik. Ömer Aktı ve Numan Sakar'ın özellikle bu yarışı imparatora bir gösterin. Şimdi bak, evet, gelelim buraya. Bak kazanan bak kırmızılı alat giremedi bak en dıştakinin içinde bak 7 tamponu girmedi ve yer arıyor. Bir daha geldi yine giremedi. Şimdi içeriye gidecek. İçeriye hamlesini. Bak içeriye oraya, oradan da olmadı. Şimdi girdi. Oradan gelecek bak girdi. Geldi. Mor kırmızı. Evet. Ah be ne yarış yaptım. Müthiş bir yarış. Kraliçenin forması. Aynen. Hiç unutmam formayı. Kraliçenin kendi forması. Şimdi tabii oğlunun üstüne koşuyor atlar. Prince Charles. Evet. Hani gidiş atlarıyla, evet. Yer tutuşlarıyla, kamçı kullanımıyla. Şunu 400'ünü bir daha verelim. Öyle yer bulamadım, vurayım çıkayım falan yok. Evet. Herkes yerinde. Bakalım kamçı kullanışlara bakalım burada. Bir tane görecek misin? Bak. Son derece nizami. Vay be. Biz
Özellikle artık bu işlerin makarası oluyor bayilerde ve hipodromda. İçerideki bir otur kalk yapsaydı kurtarırdı falan. Bu arada az evvel Topaz Gölü yarışında da kazanan Topaz Gölü ve ilgililerini kutlamış olalım. İhsan Atçı Kostu'ydu. Yaşar Esin'i saygı ve rahmetle andığımız yarışa geçelim. Yine Atan abinin kulakları için aslında Yaşar Esin konuştuğunda o uzun uzun Yaşar amcayı anlatırdı belki. O bugün izinde, Yaşar amca da nurlar içinde yatsın, bir yerlerden izliyordur inşallah. Ve Yaşar Esin koşusunda kısa vade altı mücadelede Ömür'ün oğlu üst üste istikrarlı yarışlarına bir yenisini daha evet. eklemeyi başardı. Doğan kardeşler numarayı aldı. Melih'in kızı arkasında. Ömür'ün oğlu 3 gidiyor. Altındere 4. En güzel yerde de kazanan Safkan çok kolay gidiyor. Ömür'ün oğlu. O da çok düzlükte cabalayacak. Ama sonunda doğruyu olacak. Şimdi işte. İlla ısrar etti oraya. Hala gelmedi. Doğan kardeşler önde. Şimdi yeri buldu. Şimdi oturdu kalktı, oturdu kalktı. Müslüm. Şimdi doğrulttu kendini. Atta geldi, aldı. Üst üste üçüncü birinciliği evet. oldu. Daha geçilmedi Safkan. Doğan kardeşler ikinci, Melih'in izi üçüncü, Neverland yarışın favorilerinden biriydi. O da dördüncü olarak mücadeleden ayrıldı. Altın Ender tabelayı beşinci olarak tamamlamış oldu. Evet. Şimdi iki protestolu yarışımız var Süleyman abi, onlara gidelim. Evet. Arka arka yolları konuşalım. Konuşalım. İlk protesto görüntümüz İzmir'den resen incelenmiş bir yarışa gideceğiz. Evet. Orta kulvarda siyah ağırlıklı, siyah beyaz formasıyla, Altay'ın renkleriyle. Ali Yıldız. Altay'la. Şimdi geliyor Altay'la burada Kırat'a bir foal yapıyor. Kırat da Mixer. Gidiyor öbür Kırat'a foal yapıyor. O da Kral Çeko'ya foal yapıyor. Şimdi diğer Kırat oradan içeriden çıkıyor, geliyor. Bak şimdi Kırat'a foal yaptığı zaman Kırat da içerideki şeye gidecek. Kral Çeko'ya. Kral çekiyor sarı forma. Bak 3 ata birden bak. Hop, ona ona. Serkan'ın oğlu. Şimdi tabii biz bunu konuştuk. Evvelce Ömer'le İzmir'deydim ben de. Seyrettik defalarca. Neden ikinciliğe atmadı? Reysen çekti burada komiser. Çünkü foul yapıyor. Ama içindeki at, onun foul yaptığı at, o da gidiyor. Öbür ata çarpıyor. Öyle olunca ikinciliği almıyor. Onun da arkasını alıyor. Yani İzmir komiseri şöyle mi düşündü Süleyman abi? Üçüncü kalan at Kral Çeko daha iyi bir sonuç alacaktı. Diye. Ona Altaylı engel oldu. Yani Altaylı evet, yaptığı foal engel oldu diyor. Bu 2023'te İzmir komiserinin resen inceleyip değiştirdiği ilk yarış. Zaten 5 sefer mi değiştirmiş? 4 sefer mi ne? 2019'da bir değiştirmiş. 2021'de bir değiştirmiş. Yani ben İzmir'de çok daha sert yarışlarda. 2022'de bir tane değiştirmiş. Bir de bu. Kral Çeko daha iyi bir sonuç alabilirdi gibi duruyor. Ona hiç itiraz etmiyorum. Yarışı 3. bitirdi ama. Yani bana göre çocuğun hatası orada hiçbir şey yapmasa da bu at kazanır. Atı kaçırıyor. Kamçıyı kullandıktan ikinci sonra. Gelen ata foal yapınca, ikinci gelen atta öbür ata çarpınca mecburen komiser ikisinin arkasına alıyor. Komiser doğruyu yapıyor esasında. Fakat İzmir'de mesela deniyor ki ama neden ikinciliğe atmadı? İkinciliğe atmadığının nedeni öbür atın peki Kral Çeko olmasaydı bu yarış değişir miydi Süleyman abi? Hiç değişmez. Değil mi? Hiç değişmez. Yani bence radikal bir karar verdi İzmir komiseri. Zor bir karar verdi yani.
Mesela İzmir'de ben aynı gün bir açık yarış vardı. Tabii AGF oranı yüksek bir at kazanınca RSN olmadı ve RSN olmaması da tepki çekmedi ama oradaki yakınlaşmalar buradan sertti mesela. Seyretmedim. O koşuda. Orada RSN inceleme olmadı aynı gün. Ben orada da RSN inceleme bekledim. Acaba dedim İzmir komiseri... Aynı bir at kazanıyor burada. Bir sağ kamçı kullandı. Altaylı kazanacak kadar koştu. Evet. Kral Çeko'nun performansı... Oradan tutup gelince... Tabii bak, üçüncülükten daha bak, yukarıda bak, olmalıydı. Bak ne oldu ama bak hatırlıyorsun. Çok ciddi formu. Yani, öyle olunca Kral Çeko. Yani değiştirdi. Bana göre doğrusunu yaptı. Bir jokeyin hatası hem yarışı gidiyor... Hem onu oynayan yarışlar. Oynayan yarışlar kaybediyor. Atın antrenörü kaybediyor. Seyircisi kaybediyor. Sahibi kaybediyor. Kendi de 10 gün cezaya gidiyor. 10 gün verir artık. 15 gün verir artık o komiserin. İnisiyatifine kalmış. Bazı ikürlerin böyle üst üste forma girme dönemleri oluyor. Evet. Sayın Gürhan Özbelgin'in safkanlarında da bugün mesela Gracias'ta çok güzel koştu ve kolay kazandı. Altaylı da kazanmış kadar koştu. Daha doğrusu kazandı protestoyla geri atıldı. Evet. Ekürüye dikkat diyelim yarış severlere de. Çünkü bu ekürünün forma girdiği zaman üst üste yarışları pozitif oluyor diye de özellikle bir hatırlatma yapmış olayım. Şimdi bir Elazığ'da RSN incelenen ve sıralama değişikliğine gidilen yarışa göz atalım. Yarışın 3. ve 4. mücadelesine bariyer dibine bakacağız. 3 Temmuz gününün mücadelesinde Baran Çakmak kardeşimiz 10 gün yarış sahalarından uzak kalmak durumunda bu mücadelede. İşte bu yakınlaşma. Yalnız Baran bir daha alalım. O çocuk ne atın gitmemesi için çok şeyler yaptı. Bak. Her şeyi yaptı. Bak devamlı çekiyor. Atı sağdan dövüyor. Çekiyor bak. At gidiyor yani. Çocuğun yapabileceği bir şey yok. Yani burada verme çocuğa çok yani, cezayı değil mi Süleyman? Yani 3 gün ver. Kaç gün vermiş? 10 gün. 3 gün ver. Bak adam oradan beri atın zaten kafası bu tarafta. Devamlı çekiyor. Yani jokey tekniği olarak yapılabilecek bütün alternatifleri denedi. Foul yapmıyor. At yapıyor. Üstündeki bir şey yapmıyor burada. Buna 10 gün vermeyebilirsin. 3 günde verirsin. Süleyman abi ilginç olan şu mesela Altaylı yarışında at bir şey yapmıyor. Jokey'in reaksiyonuna gidiyor. Evet. Orada da hem atı hem jokey'i cezalandırıyorsun. Evet. Burada... Jokey at, bütün iyi niyetiyle kurtarmaya çalışıyor. At gidiyor. Yine ikisini de cezalandırıyorsun. Yani ya burada değiştirsen bile yani hani değişti diye 10 gün veriyor mu? Vermeyebilirsin. At yaptı diyeceksin. Bak hakikaten de burada at yapıyor. Şimdi ben seyrettim işi. Yani benim görgüm at yapıyor. Jokey'in hiçbir hatası yok burada. Bak kafasına bak atın. Bir de sağ elinden şimdi kamçı kullanacak gitmesin diye bak. Her şeyi yaptı. Bak hala çekiyor. Kamçıyı kullandı. Bak at nereye saptı bir sefer at oraya gitti. Ve yarışında tam bittiği nokta. Ona rağmen hoca evet. Bir değişikliğe gitti. Onu da göstermiş olalım. Bir nostaljimiz sonra da tablolarımız olacak. Nostaljimizde Damista'yı hatırlayacağız. Mehmet Ayar'ın da selam olsun buradan Mehmet abiye. Zira... Hafta içi o centilmenlik ki az evvel ekranlarda da koşu gelince yorumunu yapmıştık. Mehmet mi istemiş Damista'yı? Damista'yı istedi. Tabii o Bolt Pilot'ın gazisini ama biz o yarışı daha önce iki kere göstermiştik. Evet. Damista'nın başka bir yarışı üzerinden dedik. Nostalji yapalım. Çok da birbirinden güzel atlar da var. Biraz hızlı bir şekilde 800'e gelelim. Sözü Süleyman abi orada bırakalım sevgili Tanzer. Hem tablolar öncesi biraz daha vakit de kazanmış olalım. Tam virajları... Dönelim imparatora sözü bırakalım Süleyman abi. Şimdi eli yeşil, gelelim buradan. Eli yeşil ekürüsünün bir kısrağı. Ya formayı da gerçekten özledim. Ekrem abi biniyor. Önde yeşil forma. Ben hemen arkasındayım. Dışında. Serenita. Değil mi Süleyman abi? Evet Serenita iyi bir kısrak. Serenita. Şimdi. Son 600 geçiliyor. İç kulvardan 12 numaralı Serenita. Düzlük böyle dönüldü. Ortada Franco ekürsün kırmızı sarı evet. Forması. Serenita dişi tay deneme yarışı bu. Damista en düz kulvardan Prenses Sera atak yapıyor. Son 400 geçiliyor 12 numaralı Serenita liderliğini koruyor. Orta kulvardan Damista düş kulvardan Prenses Sera en düz kulvardan da
2 numaralı Black Pearl atak yapıyor. Black Pearl geliyor. Prenses Sera ortada. Geliyor. Koşunun liderliğini alıyor. Orta kulvardan Prenses Sera, en dış kulvardan 2 numaralı Black Pearl geliyor. Koşunun lideri Damista. Dış kulvardan Black Pearl, içeriden Sirenta geliyor ama Dijital Eleme koşusunu 4 numaralı Damista kazanıyor. Bu yarışı kazandım. Kısrak koşusunda karşı 1400'de bariyerlere vurdu. Bariyerler fırladı böyle. Aa. Ne oldu? %100 kazanacağımız yarış. Yani kaybettik. Bir rakip falan geldi şimdi. Ya işte birisi geldi. Ondan direğe vurdu kısrak. Vay vay vay. Hiçbir şey yapmadı. Koştu Gazi, ikinci oldu. Rekor biten Gazi'nin de ikinci sıramızda. Dolayısıyla o kısrak koşusunu geride bitiriş sebebi İmparator'un söylediği yarışçı şanssızlık. Yine kamçılar hiç öyle eskiden söylendiği gibi değil Süleyman abi. Ya eskiden kamçı, en kamçıcı jokey beni diyorlardı. Hiç ya, denk yani gelmedi. Bütün büyük yarışlarımı seyrediyorum ben. 3 tane vurdum, vaki değil. Aynen. Ve bize kimsenin öğretmediği halde nizami olmayan bir kamçısı yok burada. Bütün jokeylerin. Evet. Hiçbirisi okuldan yetişmedi. Çok enteresan. Çok enteresan yani. Hiçbirisi okuldan yetişmedi. Okulda mekaniğin üstünde her şey öğretiliyor. Ona rağmen tam tersi yapılıyor. Ve tamamı alaylı. Evet. Grupta ne at gösterme şey adı yok. Altında i̇şte sert foller var. Hiçbir şey yok yani. Atlar gibi giden bir grup. Gibi çıktığı gibi geliyor. Ama komiser o zaman çok iyi atlatamazsın yani. Yani atçılıkta bile yediremezsin komisere yani. Jockey çok zekidir yani. Yedirmeye çalışır ama yemiyorsa da bir daha haklısınız tamam falan yaparsan kurtarırsın. Güzel. Yani o zaman işi bilen çok iyi. Mesela biraz evvel Kemal Tamer nur içinde yatsın. Büyük komiser yani. Vay. Her şeyi görüyor. Ankara'da Mustafa Ogan Paşa vardı. Tabii bizim ilk yetiştiğim zamanlarda. Televizyon yok, hiçbir şey yok. Öyle bir özle seyrediyor, çağırıyor seni. Allah. Burada böyle, tabii böyle yaptın diyor. O kadar önemli ki diyorsun abi ya, bu hakem ya, işinde. Yani hakem işi çok önemli. Çok hakem var ya, ama yerinde yaptığı zaman jokey var ya, buradan buraya kıpırdamaz. Bak buradan ben yapmam da. Yani ben burada bir aylık komiserlik yapacağım. Hiçbir jokey buradan buraya kıpırdayamayacak. O kamçıyı öyle kullanamayacak. Neyse atın üstünde onu yapacak. O yüzden belki yarış severler genel olarak diyor ki işte daha önce at binmiş ya da işte bu işin bu detaylarına hakim kurulda ya da işte tavsiye kurulu gibi bir kurulda, PFDK gibi bir kurulda, tahkim gibi bir kurulda. Şimdi biz bugün anlattık Ercan Çankaya. Kendisi benim anlattıklarımı dinlerse iyi bir jockey olabilir. Ercan Kaya'ya bir daha söyleyeyim. Çankaya iki sefer kamçıdan apranti okuluna geldi. Ya. Kamçı cezasından iki sefer apranti okuluna geldi. Bir ay. Demek ki daha o zamandan yatkınlığı var kamçıya. Yatkınlığı var. Düzelt kardeşim sen. Bu böyle olmuyor. Düzeltse jokeylik, çok iyi bir jokey kazanma ihtimali var. İyi jokey. %100 ya. Bak ne diyorum. Atın üstünde o kamçıyı unutsa, oturmayı kalkmayı bıraksa, ata kamçısını kullansa, normal itse, bir sefer fiziksel olarak ata çok hakim. Farkında değil ama. Gerçekten enteresan. Bak İşman da aynı. Fiziksel olarak ata çok hakim. Biz İşman için de söyledim ben. Komiser o zaman iki tane ceza verse İşman'a, İşman o şekilde at dövmeyi bıraktı. Şimdi çok iyi jokey olmuştu. Ya. Ne oldu bizim bu anlattığımızdan? Bir kişi dinledi. Geçen senenin en fazla grup bir kazanılan bir tanesi. Ya. Hala bu sene devam ediyor. Görüyor musun öyle at dövdüğünü? Yok. Yine kazanıyor. Demek ki döverek bir şey olmuyor kardeşim. Süleyman abi tabloları gösteriyoruz. Atıyorum Gökhan Listebaşı kamçı yok gibi. Vedat Listebaşı kamçı yok. Halis Karataş bütün grup yarışlarda söz sahibi kamçı yok gibi. Yani kamçıyla olsa bu isimlerin adı geçmemesi lazım.
Akyavuz. Akyavuz. Hiç kamçıyı hiç eski sayıcı yok bak, yani. Bak eski sitede biniyor ama yok. Neden? Öyle olmayacağına zaten inanmış adam yani. Atı hücum noktasına getir, hücum ettirdin mi kazanacaksa kazanacak. Senin yapabileceğin alacaksın son dakikada kafa kafaya geldi sol elini bir tane vurabiliyorsan birincisin ama kalkıp da böyle kaldırıp vurayım dersen o at zaten şeyini kaybediyor, dengesini kaybediyor, zaten kazanamazsın. Faydalı olacağım diye zarar oluyor. Yani. Tablolarımızı görelim. Hızlı bir şekilde haftanın enlerini, haftanın ve yılın jokey performans tablonu. Haftanın at sahibi Sayın Musa Özdemir. Haftanın yetiştiricisi Sayın Özkan Turan. Haftanın İngiliz atı Agent Final, haftanın Arap atı Kumbey. Grup 1'ler iki tane, bir İngiliz bir araba ait olunca listenin üst kısmı kolay oldu. Haftanın antrenörü Orkun Özel Canat. Haftanın jokeyi Halis Karataş. Haftanın aprentisi Fesih Çetinbaş. O da bizden. Haftanın antrenörü acaba Onur Özel Canat olabilir mi? Bir bizde mi bir şey oldu? Yok. Selam olsun Orkun'a da, Onur'a da selam olsun. Onur abiye de. Haftanın aprensi Fesli Çetinbaş, o da sizin öğrencilerden abi. Evet. Diğer tablomuza geçelim. Haftalık jokey performans tablosunda Mehmet Kaya, Gazi sonrası moralini sürdürüyor. %32 ile biri kısa vade 7 birincilik yapmayı başardı 22 bin işte. Muhammed Mirbilgin 36 at bindi, biri kısa vade 6 birincilik yaptı. Halis Karataş sıra dışı bir haftaydı. İkisi grup 1, biri kısa vade toplamda 5 birincilik elde etti. 11 at binip Vedat Abiş 16 at bindi, 5 ile kazandı ki bunlardan biri grup mücadeleydi. Grup 2 idi, Burgas'la kazandı. Mustafa Çiçek 23 at bindi, biri Belkıs Ana'yla kazanmış grup 3 mücadeleydi. 5. ve Nevzat Avcı 23 at bindi, 5 birincilik elde etti. %22 ile kazanmaya devam etti. Bugünkü sonuçlar hariç Nevzat'ınki, yani 9 Temmuz itibariyle bitiyor. Çünkü bugün Bursa'da yine çok başarılıydı. Geçelim yılın jokey performans tablosuna. Nevzat Avcı liste başı 125 birincilikte. Vedat Abiş 118'de. Bu hafta fark korundu. Gökhan Kocakaya 116 birincilikle hemen bu ikilinin peşinde. Özcan beklediğimiz gibi 100 barajını bu hafta geçen 5. isim oldu. Mustafa Çek 106 ile 4. Özcan 5. Ferit Yardımcı listede yerini korumaya devam ediyor. Akın Sözen 90'a geldi. Mehmet Kaya ve Müslüm Çelik 86. Listedeki tek apranti Eray Çizik 82 birincilikte. Bu üçlü böyle devam eder. Üçten birisi kazanacak. Arkadan da gelip geçecek olan hiç kimse yok. Bu üçlü arasında kalan aynı aylar mücadelede evet. Devam ediyor. Nevzat Avcı enteresan. Yani o üçgende biniyor. O üçgende götürüyor yani bu işi. Çok skor çıkartıyor. Evet. Bugün Bursa'da da yine 2 birincilik, 3 birincilik özür dilerim son ayağı da o kazandı. 3 birincilik elde etti. Evet. Yine skor yaptı. Şimdi diyelim ki Vedat ne biniyor Vedat? İstanbul Ankara. Evet, ağırlıklı İstanbul Ankara. Gökhan ne biniyor? İstanbul Ankara. İstanbul Ankara. Çok özel grup koşulları gidiyor. Mesela bugün ya çok sayı. Özel onu sayma. Tabii. Nevzat İzmir. Bursa İzmir biniyor. Bir de Kocaeli. Kocaeli biniyor. 3 yerde biniyor. Ve 3 yerde daha avantajlı. Şu anda takvim avantajı var onun. Tabii o bir tane avantajı var. Tabii. Bir yerde fazla biniyor. Doğru. Ekstra olursa da İstanbul'a geliyor. Evet. Ekstra da olursa Ankara'ya gidiyor. Şanslı şu Nevzat'ın, Temmuz ayı için söylüyorum Süleyman abi. Ankara ile Kocaeli çakıştığı için daha listenin üstündekiler Ankara tercih ediyor. Nevzat Kocaeli'nde avantajlı. Evet. Bursa'ya gittiği gün Elazığ yarışları var. Dolayısıyla yalnız kalıyor. Evet. Ve İzmir pazar günü İstanbul'la. Evet. Anladım. Dolayısıyla hani takvimde çok avantajlı bir hale geldi. Evet. Farkı bir parça açabilir. İstikrarını koruyabilirse. Gerçek şampiyon mudur değil midir? Yani. Tartışılır. Tartışılır. Ama sezon sonunda birinci tamamlarsa o yılın şampiyonudur. Tamam onu demiyorum yani şimdi. He tabii. Sezonda da kazandı. Yani İstanbul Ankara hiç yok. Nasıl olacak diyorsunuz? Nasıl olacak? Güzel tartışma. Şampiyon, olur. Şampiyon jockey olan jockey İstanbul Ankara'ya binecek.
Gelecek buraya diyorsunuz. Yani arena burası. Burada çıkacak sahneye. Sevgili Tanıl, Nevzat duyuyorsunuz bunları. Evet. Biraz burada da mücadeleye devam. Tabii sen bu kadar başarılıysan o zaman burayı da tercih edeceksin. Ben o takvim değişene kadar Nevzat'ın şu anda çok büyük bir gün avantajı var. 3 yerde biniyor, avantajı o zaten. Tabii. Abileri de gitmediği için en iyi atlar ona geliyor. Yani Salı, Perşembe Kocaeli'nde ilk tercih edilen oluyor. Cuma Bursa'da ilk tercih edilen oluyor. İstanbul'a çakışıyor. İzmir'e Pazar gidiyor. İzmir İstanbul çakışıyor. Yine İzmir'de ilk tercih edilen oluyor. Ediyorum. Yani takvimde şu anda en az 4 günde 4 pistte biniyor. Diğer jokeyler 2 yerde biniyorlar. Tabii. Büyük fark var. Evet. Süleyman abi, Atahan abi yoktu. Ama onu da başarmak da bir meziyet. Onun için tabii. Tebrik ediyorum yani. Nevzat'ı da tebrik ediyoruz. Süleyman abi, tabii Atahan abi siz biraz zor olacak dedik. Evet, süremizi anlamadım. Biraz daraltacağız dedik ama bir buçuk saat nasıl geçti ben anlamadım. Valla ben de anlamadım. Ağzınıza sağlık. İnşallah Atahan'ın yokluğunu belli etmemişizdir. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Ağzınıza sağlık. Olabildiğince yarışları derinlemesine analiz etmeyeceğiz. Şimdi bunu niye alıyorum? Ben söyleyeyim. Onu da konuşalım. Her zaman alıyorum. Burada yaptığım bütün programların bu akışı ben de evde saklıyorum. Büyük arşivcisiniz. Yani bu hepsi var. Yani başladığım günden beri bunların hepsi tarihli koyuyorum böyle. Var. Sizin bu iş disiplininizden tabii çok şey almaya çalışıyoruz ama ne kadarını alabiliriz bilmiyorum. Valla bu yaratılış yani. Ben şimdi pazar sabahı İzmir'deydim. Sabahleyin 7'de yola çıktım. Yoldan, niye padok yedin? Yoldan benzin alırım dedim. Mazot alırım dedim. Alaçatı'nın içinden baktım, mazot şeyini beğenmedim. Firmayı. Devam ettiniz. Urla'ya gelmeden alırım dedim. Kaçırdın mı? Eyvah. Oradan geldik. İkinci girişi de kaçırdım. Bu sefer Alsancağ'ın içine verdi mi? Çoktandır İzmir'e gelmiyoruz. Alsancağ'ın içine girdim. Bir tane benzin yok. Normal otobana çıktık. 20 yazıyor. Eyvah. Benzinsiz benim var ya 8'e düştü. Yavaşladım, ona düştü. Falan. Şimdi hanım da diyor ki ya programın var, yetişemeyeceksin diyor. Yani böyle öyle sıkıntılara düştüm ki baktım göründü. Mazotumuzu aldık. 1.30'da evdeydim. 2'de buradaydım. Ya. Dün. Padok yayını için. Dün 2'de buradaydım. Böyle yani yaratılmışız, bilemiyorum. Yani geleceğim dedim mi o iş bitmiştir. Halbuki bir gün evvel vazgeçmiştim, yapmayacaktım. Ama duramazsınız. Yani duramıyorsun tabii, iki güzel grup yarış var. Yani bir vazife almışsın, yerine getireceksin ve hatta o zaman almıyorum diyeceksin, almayacaksın. Ağzına sağlık abi. Al canım. Bir yayının daha sonuna geldik. Klasik kapanışımızla gideceğiz. Başta yönetmenimiz, ki sevgili Tanzer Güvendi bugün. Kameraman arkadaşlarım, KJ'de, VTR'de, SES'te bulunan operatör arkadaşlarım, teknik kadro, diğer illerdeki TCK TV personelleri ve Tay TV, Hakan abi ve ekibine de buradan selamlarımı sarkıtayım. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftalardan yine atçılık sohbeti yapabilmek nasip olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.